Bizim bura öyle bir güzel yer ki dört mevsim dördü de yaşanır. Eşsiz tabiatıyla Ardahan, Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki Serhat Bili. Kura Nehri yukarı havzasında yer alan Ardahan, suyun hayat veren dokunuşuyla şiir gibi ilmik ilmik işlenmiş bir tabiata sahiptir. Nehrinin kıyısında kurulmuş birçok şehir vardır. Ama hiçbiri Ardahan gibi hem Doğu Anadolu hem de Karadeniz bölgesinin iklim özelliklerini taşımamaktadır. Bu özelliğiyle Ardahan'da farklı iklimlere has bitki örtüleri bir arada bulunmaktadır. Şehir uzun kış aylarında bembeyaz örtülere bürünüp, baharla yemyeşil, rengarenk çiçek desenli elbisesini giyinir. Ardahan genelinde karasal iklim Karadeniz iklimiyle karışıp kendine has bir özelliğe bürünmüştür. İl topraklarının büyük kısmı dağlar ve yüksek yaylalarla kaplıdır. Ardahan'ın akarsu vadileri boyunca uzanan yemyeşil ovaları vardır. Bu çeşitlilik beraberinde verimliliği getirir. Ardahan'ın bitki örtüsü çok çeşitli ve canlıdır. Zengin floranın bir getirisi olarak da Ardahan'ın balı eşsiz bir tada sahiptir. Binbir çiçekten üretilen Ardahan balı,
Hem ağız tadı hem şifa kaynağıdır. Kafkas arılarının ürettiği dünya ünlü bu ballar, Ardahan şehrinin de bal üretiminde bir marka olmasını sağlıyor. Tabii Ardahan'ın eşsiz doğası sadece arıcılığa büyük olanak sağlamıyor. Bunun yanında mera ve çayırlarındaki zengin bitki örtüsü hayvancılığın da gelişmesine olanak veriyor. Ardahan'da hemen her sokak başında, ufak su birikintilerinde, yol kenarlarında veya çeşme başlarında sevimli kazlara rastlarsınız. Kaz yetiştiriciliği, yörenin başlıca hayvancılık faaliyeti olmanın yanında önemli bir geçim kaynağıdır. Şehir, geçimini büyük oranda hayvancılık ve tarımla sağlamakta. Ardahan verimli meralarının bereketini insanına cömertçe sunuyor. Yüksek ovaları, akarsuları, ormanları, zengin çiçek çeşitliliğine sahip yaylaları ve iki güzel gölüyle Ardahan keşfedilmeyi bekleyen bir doğa cennetidir. Ardahan ilindeki mevcut dağların daha çok uygun meyildeki etekleri 3 aylık yaz mevsiminde yayla olarak kullanılmaktadır. Ortalama 2000-2800 metre yükseklikte olan yaylalar, sahip olduğu zengin otlaklarla hayvancılık için elverişli bir ortam oluşturmaktadır. Yemyeşil meralardan elde edilen sütlerden yapılan lezzetli kaşar peynirleri marketlerin raflarını süslemekte. Halı, kilim dokumacılığı tüm Anadolu'da olduğu gibi Ardahan'da da sıkça yapılan bir iştir. El emeği, göz nuruyla dokunan Kafkas motiflerine sahip halılarda
kırmızı ve beyaz renkler sıkça kullanılmaktadır. Ardahan mutfağı, yörenin coğrafyası ve iklim özelliklerini paralel olarak şekillenmiştir. Yörenin lezzetli yemekleri, yöre insanının damak tadını çok iyi yansıtmaktadır. Elma dolması, evelik aşı, pişi, bozbaş, kuymak, ekmek aşı ve helvası yöreye has lezzetler arasında yer alır. Çıldır Gölü, 123 km² alanıyla Doğu Anadolu bölgesinin en büyük ikinci tatlı su gölüdür. Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikte bulunan gölün en derin noktası 42 metredir. Tektonik oluşumlu olan Çıldır'ı birçok dere ve çay beslemektedir. Gölün tek çıktısı ise kuzeybatısında Ermenistan sınırında bulunan Telek Çayı'dır. Göl etrafında çok az bitki örtüsü gelişmiştir. Ancak gölü çevreleyen zengin otlaklarda yoğun hayvancılık yapılmaktadır. Yılın dört mevsiminde yapılabilen balıkçılık, yöre halkı için önemli bir ekonomik gelir kaynağıdır. Bu köyün Terekeme Köyü olduğu 200 yıldan bu yana Terekeme Köyü'dür. Bu köy Gürcistan'dan gelmiştir. Nahçıvan'dan gelmişti, Akkulular'dan gelmişti. Bu köyün geçim kaynağı bu gördüğün gibi bu göldür. Artı mal koyundur. Başka geçim kaynağı yoktur yani. Budur yani. Kışın yüzeyi donan gölde balıkçılık önemli bir insan aktivitesi olup kalın buz tabakası kırılarak balık avlanmaktadır. Hala çek. Böyle balık tutan çok var mı? Var. 3 kişi var. 2 kooperatif var. 2 tane. Nasıl balık tutuyor? Çıldır'da zor şartlarda avlanan balığın lezzeti de zahmeti kadar güzeldir. Dört mevsim balıkçılık yapılabilen Çıldır'ın balığı, son yıllarda kirlilik ve yanlış planlama yüzünden gittikçe azalmaktadır. Buranın tadını bozdular, doğallığı bozdular. Asıl sazan balık şimdi şu anda azalmış. Buraya istakozla bir de İsrail sazanı söktüler. Gölüm affettiler kardeşim. İstakozla İsrail. İsrail sazanı yavru. Niye öyle bir şeylik yapıyorlar? Yaptılar işte. Adamlar yaptılar. Tamam. Şimdi diğer tora gidiyoruz. Ben karar veririz. Bir bağlayayım buna bir yere. Gideriz. Tamam. Elin dondu be amca. Amca bir balıkla bir böyle bir poz versen elimize. 45 dakika dur. Amca dondu ya. Dolmaz bizim eller alışık. Yararlı var. Barışlar hayır var. Zarar ne? Barajlarımızın hayrı var. Barajlar yapıldığı müddetçe... Barajların hayrı var da barajlara giden su geri dönmedi, o temiz su. Geri dönmediği için de köylerden su getirdiler. O köylerden gelen su da pislik toplayarak gölümüzü bozdu. Göldeki ama, balıklar bundan yani azalmaya başladı. Ama devletimizin haberi yok ki. İşte o su geri dönen barajlara yani sulanıyor. Evet. Ama geri dönsek ne mutlu? Geri dönse daha iyi olurdu. Bu pis sular gölündeki balıkları mahvetti yani. Balıkların neredeyse nesli kuruyor. Ardahan'ın yüksek dağlarından kopup gelen, debisi yüksek dereler ve çaylar, geçtikleri vadilere hayat verirken, hidroelektrik üretim potansiyelleri de yüksektir.
üzerinde yapımı devam eden baraj göllerinde yakın gelecekte elektrik üretimine başlanacak. Kiraz oluyor, fişne oluyor, tut bile yerişiyor. Yani burada hiçbir şey yerişmezdi. Şimdi bu havanın şeyinden her şey yerişiyor. Barajların yapımından, suların gelmesinden, ormanların dikilmesinden. Mesela ağaç dikildi, her taraf orman oldu. Çok güzel şeyler oldu yani. Daha ilerisi daha iyi olacak. Ardahan doğal turizm açısından da oldukça şanslı bir ilimizdir. Bakir doğası, tarihi mekanları ve eşsiz bitki çeşitliliğiyle doğa tutkunu turistler için mutlaka görülmesi gereken bir yerdir. Göçlerle nüfusu iyice azalan Ardahan'ın sanayisi gelişmemiştir. Türkiye, Kafkaslara serhat şehri olan Ardahan'dan açılmaktadır. Yurdumuzun kuzeydoğu köşesinde bulunan Ardahan, Gürcistan'la sınırımızı teşkil eder. Milattan sonra 628 yılında Hazar Türklerinin bir kolu olan Arda Türkleri, Ardahan yöresini ele geçirmiş ve şehre isimlerini vermişlerdi. Daha sonra 1069 yılında Alparslan tarafından fethedilen Ardahan, Anadolu kapısında eşit görevini üstlenmiştir. Ardahan şehir merkezinin kuzeyinde yer alan Ardahan Kalesi'nin yapım yılı tam olarak bilinmemekle beraber Osmanlı İmparatorluğu zamanında sürekli kullanıldığı anlaşılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde onarım gören kale günümüze kadar ulaşmıştır. Ardahan'ın bir diğer kalesi de Şeytan Kalesi'dir. Bu kaleyi diğerlerinden ayıran özellik ise etrafı dağlarla çevrili, yüksek dağların kuşattığı daracık bir vadinin içindeki çukurda bir tepeye kurulmuş olmasıdır. Oysa Anadolu'daki kaleler genelde bir dağın üzerinde kurulmuş, şehirler ise onun etrafında büyümüştür. Orta Çağ'da yapıldığı tahmin edilen Şeytan Kalesi, Çıldır ilçesinin Yıldırım Tepe Köyü civarında yer almaktadır.
Ardahan ilinde birçok tarihi kalenin yanı sıra tarihi camiler de göze çarpmaktadır. Ardahan merkezinde Halil Efendi Mahallesi'nde kalenin yaklaşık 150-200 metre doğusunda yer alan Mevlid Efendi Camii giriş kapısında bulunan kitabeye göre 1701 tarihinde inşa edilmiştir. Posof Merkez Camii ise boyuna dikdörtgen planlı olup kesme taşlardan yapılmıştır. İç yapısı Osmanlı mimarisini yansıtmaktadır. Ardahan'da Tugay Komutanlığı'nın yanındaki parselde inşa edilmiş olan Derviş Bey Camii ise sağ ve solundaki panolarda yazan "İslam'dan daha yüksek bir şeref yoktur" yazısıyla Ardahanlılara varlığının anlamını fısıldıyor. Birçok tarihi konak ve çeşme Ardahan'ın tarihi zenginliklerinin bir göstergesidir. Çeşmelerin altından kovayla su alınırdı konuklardan. Diğer çeşmeler gibi kadimden beri tarihi bir çeşme. Ama bunun etiketi alemeti farikası üzerinde. Sene 1221. 1800'ün başlarına denk geliyor sanırım, tam bilmiyorum. Hala su vermeye devam ediyor ama biz suyunu kullanamaz hale getirmişiz. Dolgularla altına eskiden kovalar, küze dediğimiz ağaç kaplar sığarken şimdi maşaba zor sığacak. 20 santim derinlik kalmamış, dolmuş. Önünü de kapatmışız. Binlerce yıldır Anadolu kültür coğrafyasını zenginleştiren, dizeleriyle mertliği, dürüstlüğü ve kardeşliği kilometrelerce ötelere taşıyan aşıklar, bu coğrafyanın eşsiz bir değeridir. Ezel bahar yaz ayları gelende, bahçe çiçeklenir, bahçe çiçeklenir. 1877-78, 1293, bu kıymetli topraklarımız Rus istilasına geçtiği zaman Çıldır'a Karabağ Ermenilerinden rütbesi general Andor isminde bir neçenlik tayin ediliyor. Rus hükümeti tarafından son emir veriliyor, Çıldır ahalisini isyan edeceksin. Kanunlarımıza, nizamlarımıza uyduracaksın. Çıldır'da meşhur ağalar olmuş. Çıldır tarihe geçmiş, Çıldır misafirperverdir, Çıldır öz teresini her yerde yaşayan bir millettir. Bu küçük kasamız. Andon seyrediyor, bakıyor ki bunlar hiç istila altına girdi diye bunlarda bir şey yok. Davuzuna çaldırıyorlar, düğün ediyorlar, halkı bir araya topluyorlar falan diyor. Benim Andonluğum hiç demek ki. Köy ihtiyar heyeti diyorlar, muhtar diyelim biz bugüne göre. Topluyor, diyor ki bugünden sonra düğün etmek, davul zurna çaldırmak, halkı bir araya toplamak yasaktır. Kim yaparsa derisini üzerim, işte bu kadar. Herkes gelip köyünde söylüyor, işte o zaman anlıyorlar ki bir istila altına girdik. Düğün ediyorlar, düğün bizde gelenektir. Ne davul zurna çaldırıyorlar, ne aşık çaldırıyorlar. Ağalar toplanıyor kendi aralarında, sohbet ediyorlar. Efendim düğün bitiyor, herkes dağılıp gidiyor. Göğüş ağa oğlu ismiyle düğün ediyor. Arpaçay ağaları, Çıldır ağaları davatlı. Her ağanın yanında da birkaç tane fedai var. Oğlum sen de benim hatibin, git Suhara'dan aşık şenliği getir. Davul zurna şenliği babadan evvel geliyor. Diyorlar nasıl olsa bu işin ucunda ölüm var. Dışarıda çaldırıyorlar.
oyun bilen bilmeyen halaya tüzülmüş oynuyorlar. Andon hükümet konağının önünde geziyor işte bu çıldırda. Bakıyor bir ses geldi ya. Bir dinliyor, bando sesi değil. Bu ses ne sesi? Diyorlar ki bu ses davul zurna sesidir. Ya ben bunu yasak etmiştim ama onu biz bilmiyoruz diyor. Nereden geliyor? Saymalı köyünden, Köykaz köyünden. Emir verir, 40-50 tane süvari kazak at binsin. Kendi de atını bilir. Bu çıldırımızın ortasında yüksek sesle diyor ki, hangi ev düğün ediyorsa çoluk çocuğunu kılıçtan geçirip kendisini sürgün edecek. Ne çenliğin eli kılıçta, şenliği babanın eli sazda. O korkak şenliğin durumu değişti. Ne çenliğiyle öyle göz göze bakıyorlar ki sanki gözleriyle birbirlerini okuyacaklar. Diyor ki aşık beni iyi dinle. Rus hükümetiyle Osmanlı hükümeti koş gibi kafa kafaya vurdu değil mi? Evet diyercesine başını sallıyor. Hangisi çok yiğittir? Hangisini çok seviyorsunuz? Bu an için siz hangisini istiyorsunuz? Oradan bana bir şeyler söyleyeceksin. Şenliği baba zaten bizim gibi böyle saza vurarmış yani. Bakan çalamıyormuş. Neçenliği yüzüne bakarak diyor ki Hulusi kabirden sorsan fikrimi ben Mevla'dan Alosman'ı isterim. Merhamet sahibi Rahmi Gani Nesli Mürsel Hökmü Hani isterim. Şimdi yallah senin ocağını batırdım. Ola bura Alosman'ın yeri miydi ya? Ağanın biri dedi ki ya bu hükümet adamından korkuyor. Bu korktu şaşırdı. Buna cesaret bile. Şimdi korkma ya biz buradayız korkma. Yanlış söyledim bu şeyini düzelt. Rahmetli diyor ki Süleyman mülkünde bergarar duran, Muhammed vekili makamı duran, hıfsının ezberi ayeti kuran, selavatta ol sübhani isterem. Diyerek yanlış söyledi diye. Şenlik biraz kendini toparla. Şenlik diyor ki, Sultan Hamid Şah'ım şahlar selveri, dilinde selavat zikri ezberi, kaftan kafa zihri zeminden beri hükmetmeye bir cevun isterem. Bütün hükmetler mahvolsun. Bir Osmanlı kalsın dünyanın dört tarafına hükmetsin. Hem de herife tokunmaya başladı ya. Şenlik, Allah'a bak. Bir kana da öbürü için söyle ama diyor, Andon'un alnından böyle fasulye delesi gibi terler düşüyor. Tam gündür şenliğin gönlünün şadı, çıkmaz hatırımdan al Osman adı, gidipti dünyanın lezzeti tadı, menşer günü bir meşanı istene. Siz ki geldiniz, dünyanın lezzeti de gitti, tadı da gitti. Ben ölümü istiyorum, sizin elinizden ne geliyorsa onu yapın. Andon diyor, şenliği babanın yüzüne böyle bakıyor, bakıyor, elini cebine sokup, o zamanın parası 50 manat çıkarıp şenliği babaya bahşiş veriyor. Diyor ki aşık, ben biliyorum Rus hükümeti boğazınıza kadar altına kaplasa siz Osmanlı ile uğraşacaksınız. Benim bu sinirli zamanımda böyle merdi merdane benim gözümün ortasına söyledin. Sen benim sağ gözümsen. Bundan sonra düğün etmeyi serbest ediyorum. Aşık şenlik bulunduğu düğüne beni davet ederseniz ben de geleceğim. Bu mevzu böyle geçiyor. İlaveten diyor ki ben anamdan işte böyle doğmuşum. Her çalının gölgesinde yatamam. Hür büyüdüm, hür yaşarım dünyada, vatanımı, milletimi satamam. Ona gittiğinizi, sevgiden, saygıdan, barıştan yana, sevgiden, saygıdan, barıştan yana, barıştan yana. Aşık türküleri, halkın dili, halkın sazı dökülen hissiyatıdır. Edeydi gelsek sevgiden saygıdan barıştan yana barıştan yana. Yüksek ovaları, akarsuları, ormanları, zengin çiçek çeşitliliğine sahip yaylaları ve iki güzel gölüyle Ardahan keşfedilmeyi bekleyen bir doğa cennetidir. Ardahan'ın doğası sert, insanı merttir. Aşığının sazının tellerinden dünyaya kardeşlik türküleri yayılır. Ardahan'da çocukların elleri uzun kış günlerinde hep üşür.
Ancak Ardahan'ın çocukları mutlu geçen çocukluklarını özlemle anar. Ardahan'da leylekler, atlar, kazlar ve diğer canlılar bu güneşin altında, bu eşsiz doğada oldukları için şanslıdır. Ardahan insanı doğayla birlikte yaşamayı iyi bilir. Bu yüzden tabiat ana, Ardahan'a karşı hep cömert olmuştur.